Yapay zeka, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyetidir. İkinci Dünya Savaşı sonlarına doğru ortaya atılan düşünceyle bir programın öğrenmesinin mümkün olabileceği ve bu öğrenme yeteneği sayesinde bilgisayarın zaman içinde yapay bir zekaya sahip olabileceği düşünülmüştür. O zamanlardan itibaren yapay zeka araştırmaları dünya çapında yoğun bir şekilde devam etmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yapay zeka çalışmalarına önem verilmektedir. Özellikle farkındalık yaratmak ve bilgi paylaşımı gerçekleştirmek üzere yapılacak etkinliklerin önemi vurgulanmaktadır. Bu kapsamda düzenlenen Yapay Zeka Yaz Okulu programını ilk dersiyle başlatmaktayız. Geleceğin dünyasında entegrasyon ve yapay zeka, EcoStruxure konulu sunumunu yapmak üzere Schneider Elektrik EcoStruxure çözüm üreticisi Türker Öztürk'ü kürsüye davet ediyorum. Merhabalar. İsmim Türker Öztürk. Az evvel sunuştan da duymuş olduğunuz gibi EcoStruxure çözüm müdürü olarak görev yapıyorum. Biraz açmak istiyorum burada, sunuma başlamadan önce. Aslında görevinden geçerdi ki yapay zekanın normalde klasik olarak tartışıldığı mecralardan başlansın, daha sonra bu konuya gelsin ama ben burada yapay zekayı biz bina çözümlerinde nasıl kullanıyoruz? Yapay zeka mevcut bina endüstrisinin veya elektrik endüstrisinin geldiği noktada nerelere gelmiş, biraz onları sunmaya çalışacağım. Bundan önce şöyle bir şey yapmak istiyorum, izin verirseniz. Schneider Elektrik kimdir? Türkiye'de nasıl bir kurulum vardır? Çok kısaca bir şirketin yapısından bahsedip, hani hangi mecralarda yaptığımızdan bahsedip, bundan sonra size teknolojinin gittiği yeri göstermek istiyorum. Reklamlarında sıkça duymuşsunuzdur. Nedir sloganımızın içeriği? Tüm dünyada herkesin enerjiye eşit miktarda ulaşması ve herkesin enerjiden eşit miktarda faydalanması, hayatımızın sürekli onda kalması sloganımız bizim. Bir de Şener Elektrik. Şener Elektrik aslında 1836'da kurulmuş bir firma. 1836'da demir çelik üzerine hizmet veren bir firma. Daha sonra 1890'da yaklaşık 25 yıl sonra artık elektrik sektöründeki hayatı keşfedip elektrik sektörüne atılmış ve bir işte dünya savaşı süreçlerini atlattıktan sonra 1975 itibariyle daha önce piyasada çok iyi bilinen Merlinger'in firmasını satın alarak elektrik firmasında çok büyük bir aktör olmuş bir firma. 99 yılları, 2000 yılları bunlar ülkemizde de ciddi miktarda sistemsel elektriksel dönüşümün başladığı yıllar. Bu yıllarda da biz tüm projelerimizde her şeyde artık sistemlerin ve standartların göz önüne gelmesi, bunların binalarımızda kullanılması normal çalışan, yani elimizle gözümüzle kontrol ettiğimiz sistemlerin artık yavaş yavaş yazılımlara devredildi, yazılımlarla haberleşebilir hale geldiği bir süreçten bahsediyoruz. Bu yıllardan sonra 2009-2007 yılları arasında Schneider'ın pazardaki tüm işte UPS'tir, veri merkezleridir, diğer sistemlerin içine alacak şekilde genişlerken ülkemizde ne oluyordu? Ülkemizde de biz bu yıllarda artık entegrasyon konuşmaya başlıyorduk. Sistemlerin tamam kendi arasında haberleşebilen cihazlar virüs sistemlerle konuşmaya başlamışlardı. Ama bu yazılımlar kendi aralarında konuşmuyorlardı. 2002-2009 yıllarında biz artık bu sürece geçtik. Yani ne yaptık? Tamam işte yangın algılama sistemleri, kamera sistemleri, güvenlik sistemleri, emniyet sistemleri bunlar müstakil sistemler olarak teşkil ediliyorlardı. Ama bu sistemlerin entegrasyonu konuşulmuyordu. Tam bu dönüşüm süreci, Schneider'ın dönüşümüyle paralel olarak ülkemizde ve dünyada bu sistemlerin kendi arasında da bilgi aktarımına geçmeye başladı. Ama hala yapay zeka konuşmuyoruz. Artık 2010 yılına geldiğimizden itibaren
entegrasyon nitelikleri öyle bir arttı. Bütün her şey kendi alanında konuşmaya başladı ki insan marifetiyle artık biz bu robotların bilgi işleyemez hale geldik. 2010 yılından itibaren de tıp dışınağının dönüşümünden gördüğünüz gibi tüm bu teknolojide, tüm bina teknolojisinde artık yapay zeka, analiz, algoritmalar bizim gündemimize gelmeye başladı. Aslında bugün bunu konuşuyoruz ama bu süreç görmüş olduğunuz gibi aslında dönüşümün bir parçası. Tüm bina çözümlerinde olduğu gibi, tüm endüstriyel çözümlerde olduğu gibi 2010 yılından itibaren biz yapay zekayı doğrudan binalardaki yazılımların üzerinde kullanmaya başladık. Daha kısaca bir bilgilerim. Şinar Elektrik 6 yıl üst üste dünyanın en iyi elektrik şirketlerinden biri seçilmiş durumda. 3 yıl üst üste endüstri lideri seçilmiş durumda. 12. en sürdürülebilir şirket durumunda. Bunlar çeşitli istatistik bilgilerimiz. Çok sizi bunlara boğmak istemiyorum. Sadece fikir versin diye birkaç slide geçiyorum. Bir Türkiye organizasyonumuza bakalım istiyorum. Türkiye'de Türkiye organizasyonumuz aslında Orta Doğu, İran ve işte Merkez Asya dediğimiz grubu da yönettiğimiz bir yer. Türkiye bir cluster aynı zamanda. Bunun merkezi İstanbul, ülke başkanımız İstanbul'da bulunuyor. Kocaeli'nde, Bursa'da, İzmir'de, Denizli'de, Antalya'da, şu görmüş olduğunuz yeşil bölgelerin tamamında personellerimiz var. Toplam Türkiye'de 1800 çalışanla hizmet veren bir firma. 3 tane fabrikamız var. Manisa fabrikamız aslında çift fabrikadır. Tüm dünyaya buradan malzeme sattığımız, üretimini burada yaptığımız bir fabrikamız. Şehirkez aynı şekilde. Gebze burada ADH grafo üretim fabrikamız. Yine Türkiye'de. Tüm bu çalışanlarla, tüm ürünleri Türkiye'nin kaynaklarını Türkiye'de üreterek tüm dünyaya satan, ihracat yapan bir firma konumundayız aynı zamanda. Şurada da şöyle bir felsefesi var. Bir ülkede bir fabrikası varsa o fabrika tüm dünyaya oradan hizmet verir. Yani bizim Manisa'da ürettiğimizin bir muadili yok. Manisa'da ürettiğimiz ürünler tüm dünyaya Manisa'dan gidiyor. Orada ürettiğimiz keseceği tüm dünyaya biz buradan satıyoruz. Keza trafo fabrikasında üretilen trafo, terzi işi yapılan bir trafodur. İhtiyacı özellikle tüm dünyaya satılır. Yani Schneider global bir ürün olmasına rağmen know-how'a aktarma özelliğiyle tüm dünyada bu tarz bir üretim faaliyeti tüm dünyada devam ediyor. Şu anda işte Schneider'ın da çözüm aradığı sorulardan biri, tüm dünyanın çözüm aradığı sorulardan biri 1.3 milyar insanın elektriğe erişimi bulunuyor. Life is on buradan geliyor. Bu insanları nasıl elektriklendirebiliriz, nasıl dahil edebiliriz şekilde. Şimdi bu enerjinin insanların temel bir hakkı olması, bunların sürdürülebilmesiyle ilgili tüm dünyada sıkıntı çektiğimiz konular var. Birkaç tane bilgi paylaşacağım sadece. Kentleşme. 2050 yılında biz artık 2,5 milyar insanın kentlerde yaşamasını bekliyoruz. Yani tarım, köyler, bunların tamamı çok ciddi miktarda azalmış olacak. 2020 itibariyle 50 milyar bağlı nesne olmasını bekliyoruz. 2050 itibariyle yine enerji tüketiminin şu ana göre %50 daha fazla artmasını bekliyoruz. Bu 2009 yılı belirlenmiş tahminlerde 2050 yılı tahminleri bunlar. Şimdi enerji tüketimini 1,5 kat artacağından bahsettik. Burada eğer yaşanabilir bir dünya hedefliyorsak, yani sizler bugünden sonra sizin ve sizlerin çocuklarının yaşanabileceği bir dünya bekliyorsanız karbon emisyonlarını yarı yarıya azaltmanız gerekiyor. Yani bu siyasi olarak çok tartışılan bir konu. Hala kavga ediyorlar. Daha bugün radyoda haberle dinledim. Kolombiya'daki bir kabile artık hiç hayal etmedikleri bir gölün kurması sonunda komple kabile ortadan kalkmış durumda. Küresel ısınma, karbon, sera etkisi, bu artık ne kadar siyasi olarak siz bunu görmezden gelirseniz gelin, bunlar bir gerçek. Ve eğer biz yaşanabilir bir dünyada bulunmak istiyorsak, enerjinin 1,5 kat arttığı yerde karbon salınımını yarı yarıya azaltmak istiyorsak, tüm ürettiğimiz çözümlerin bugün itibariyle 3 kat verimli olması gerekiyor. 3 kat verimli çözümlerin kurulması, kullanılması gerekiyor. Koymuş olduğunuz bu çözümleri, tamam, insan marifetine bıraktığınız durumda insanlar her zaman kontrol ediyor. Eğer bir yapay zeka üzerinden bunları denetlenip de bu verimliliği takip ettirmezseniz tabii ki sadece sistemi kurmuş, ilk yatırım maliyetine katlanmış oluyorsunuz. Arka planda bu verimliliği sağlamadığınız sürece kurmuş olduğunuz sistemler, çalıştırmış olduğunuz çözümler hepsi heba olmuş oluyor. Yapay zeka burada dünyanın sürdürülebilirliği anlamında ön plana çıkmış oluyor. Çok farklı veriler var burada. 2040 itibariyle enerji talep açısından elektrik talebini, yani enerjideki elektrik talebi ihtiyacının 2 kat daha fazla olmasını bekliyoruz.
2020 yılında 20 kat daha fazla cihazın internete bağlanmasını bekliyoruz. Ve bugün itibariyle şöyle bir potansiyelimiz var. Biz %82 karbondan daha arındırılmış etkin cihazlar, çözümler üretme şansımız var. Gene 2040'a baktığımızda kurulacak enerji santrallerinin, enerji altyapısının %70'inin dağınık ve tükenmez enerjilerden oluşmasını planlıyoruz. Bekliyoruz. Beklentiler bu yönde. Şimdi diğer soruma geçeceğim müsaade ederseniz. Geleceğin projelerinde de şöyle. Biraz kendimden bahsedeyim müsaade ederseniz burada. Hani hangi perspektiften geliyorum, hangi background'dan geliyorum, nasıl bir bilgi birikimiyle size bu yorumları yapıyorum, onu bilgisini paylaşmak için. Ben 2004 yılı itibariyle bu sektöre adım atmış durumdayım. Daha yüksek lisanslı derslerimden yerli etken fizikçisiyim. 2004 yılında yüksek lisanslı derslerimi verdikten sonra bu sektöre atıldım. Atıldığım günden beri de sistemlerin haberleşebilir olması, sistemlerin birbirine bağlanması ve entegrasyon üzerine çalışmalar yapıyorum. Burada entegrasyonda ülkemizdeki durumları, yurt dışındaki durumları yakından takip etmiş durumdayım. Yani yaklaşık 14 yıllık bir tecrübe üzerinde size bu bilgileri aktaracağım. Bu bilgilerle paylaşmıştım, geçiyorum, bunu da geçiyorum. Geldik sistemlere. Şimdi Schneider'ın evriminde ve ülkemizin evriminde, sistemden evriminde şu başlıkları göstermiştim. Şunlar bizim kurmuş olduğumuz sistemler. Biz bu sistemler 2000 yılından beri işte akıllı sistemler diyelim bunlar ama yapay zeka demeyelim şu anda. Yani haberleşebilir cihazları. Nedir bunlar? Bir enerji analizörü olabilir. Bir fan kol ünitesinin kontrol termostatı olabilir. Fan kol ünitesinin kontrol cihazı olabilir. Yani binada görmüş olduğunuz yangın dedektöründen kamerasına kadar tüm sistemleri bir haberleşebilir cihaz olarak düşünün. Endüstri 4.0'la beraber dünyamıza giren bu haberleşmenin internet üzerinden veya internet üzerinden yapılması işin başka bir boyutu. Bu sistemleri 2000 yılından itibaren biz artık entegre etmeye başlamıştık. Yani kurmaya başlamıştık. 2009 yılı, 2007 yılları ülkemizde entegrasyonu çok popüler oldu. Halen de popülerliğini sürdürdüğü dönemler. Bunların tamamını artık entegre edip üst yazılımlara bilgi aktarmaya başlar hale geldik. Peki ne oldu? Eskiden gidip odanızdaki sıcaklığı artırıyordunuz manuel bir termostatla. Odanız yine ısınıyordu, yine soğuyordu. Verimliliği kontrol edemiyordunuz, takip edemiyordunuz. Gelmiş olduğunuz noktada siz bir termostattan set seviyesiniz belirliyorsunuz. Artık limitleriniz merkezi yazılım tarafından kontrol edilmeye başladı. Buradaki set limitlerini kim veriyordu? Tabii ki operatörler veriyordu. Gün içerisinde odanın sıcaklık bilgileri, odadaki kirlilik bilgileri, inanılmaz miktarda bilgi bu sistemlere akmaya başladı. Sistemlere veriler aktıkça operatörler bunları artık sadece yedeklemekle yetinmeye başladılar. 2020 yılında 50 milyar bağlı nesne, yani insan sayısının kaç katı oluyor? O zaman insan, bağlı olan insan sayısının herhalde 20 katı kadar cihazın internete bağlanmasından bahsediyoruz. Tıpkı bizim sistemlerde yaşadığımız gibi. Bak 4 milyar kişi burada bu şeyi göstermişiz. Dünya üzerindeki tüketilen enerjinin %3'ünün veri merkezleri tarafından tüketilmesi. Yani inanılmaz bir miktarda verinin toplanması. Ve burada şeyi görüyorsunuz. 50 tetra gigabyte verinin 9 tetrabat IP trafiğinin 2020 yılında gündemimize gelmesi. Bu nasıl geliyor? Şimdi 1992'ye baktığımız zaman günlük üretilen veri çok net görüyorsunuz. Bir günde 100 gigabyte veri üretiliyor. 1997'ye geldiğimiz zaman bu 100 GB'ı dünya 1 saat üretmeye başladı. 2002 yılına geldiğimiz zaman saniyede 100 GB üretmeye başladı. 2013 yılında 28 bin GB'ı saniyede üretiyorduk. 2018 yılına geldiğimiz zaman 50 bin GB saniyede üretiyoruz şu an. Bu ne demek? Şimdi her gün ürettiğimiz veri düşünün 2000 GB'da. Sıfırları görüyorsunuz. Kuantilyon byte, 2,5 kuantilyon byte'ı biz bir günde üretiyoruz. Nedir bugünkü en büyük depolama medyamız? Blu-ray değil mi? Biz bunu bir günlük veriye Blu-ray disklere yazsak, Blu-ray disklere üst üste koysak, bunların yüksekliği şu anda 4 Eiffel Kulesi yüksekliğinde. Bugün. Üretilen ve toplanan veri dünyadaki. Şimdi
Eğer bilgiyi devasa bir data bölümünden büyük verilir. Bu bilgiyi eğer siz sadece depoluyorsanız, veri merkezlerinde saklıyorsunuz, bu direği medyasında saklıyorsanız, bu evinde çöp toplayan insanların yaptığı çalışmayla aynı şey. Kullanmadığınız, değerlendirmediğiniz büyük verinin hiçbir anlamı yok. Peki bir insanın bunu değerlendirme şansı var mı? Yani günlük gelen veri bile değerlendirme şansınız tabii ki görüyorsunuz yok. Bu da yapay zeka ile evleniyor. Burada artık büyük veriyi akıllı veriye dönüştürmemiz lazım. Çünkü bu büyük veriden gene insanların faydasına şeyler çıkartmamız gerekiyor. Bu çıkartmayı yapabilmemiz için de artık yapay zeka katmanında analiz yazılımlarına gitmemiz gerekiyor. Birkaç slide geri geleceğim. Nasıl yapıyoruz? Bakın. Şuraya göstermiştim. Şu sistemleri entegre etmiştik. Üst katmana gelmiştik. Veriler buralarda toplandı. Bu sistemlerin enerji yönetim sistemi örneğini kullanıyorum burada. Ama bina yönetim sistemi örneği, güvenlik yönetim sistemi örnekleri de var. Bu topladığımız veri inanılmaz boyutlar. Bir binada bile topladığınız veri, yani bir insana bile gelebilir bunu 6 ay çalıştırsanız bir günlük veri inceleme şansınız yok. Ama bunu biz akıllı yazılımlarla, analiz katmanında, yapay zeka üzerinde analiz edip o veriden, o binanın faydasına çalışacak bir bilgiyi çıkartabilirsek, işte o zaman biz yapay zekadan faydalanmış oluyoruz. Şöyle bir şey göstereyim. Ürünleri bağlamıştık. Tüm bilgileri toplamıştık. Topladığımız bilgileri artık analiz katmanında inceleyip tekrar operatörün önüne koyduğumuzda uygulamıyoruz. Somut örnekler de gidelim. Bir bina düşünün. Otel. Otelde aynı cepheye bakan 8 tane oda var. Siz buradan termostattan tüm kullanıcılar şeyini ayarlıyor, sıcaklığını. Dediniz ki benim odam 25 derece olsun. Odaların hepsi ısınıyor. Normalde bir operatörün set sıcaklığını yakalamış bir odayı yakalıp arızalı olarak nitelendirme şansı yok. Ama yapay zeka yazılımı bize şunu söylüyor. Diyor ki, bak diyor senin 8 tane odan varmış. Bugün bunların hepsi setini yakalamış ama bir tanesi diğerlerine göre 10 dakika geç gelmiş. Sen bunu göremedin. Ama bak bunun vanasında pislik birikmeye başlamış. Bunu bakım programına alırsan müşterinin 3 gün sonra bu odada donmaz. Bu çok kıymetli bir bilgi. Özellikle oteller için çok kıymetlidir. Çünkü özellikle lüks otellerde bir müşterini bir gece memnuniyetsizlik yaşatırsanız müşteri daha gelmez. Eğer siz o vanayı müşteri daha şikayetçi olmadan değiştirirseniz işin önüne geçmiş oluyorsunuz. Gelelim elektrik örneğine. Fabrikanız var. Çok güzel üretimler yapıyorsunuz. Her türlü enerji elektriğini almışsınız, her şeyini sağlamışsınız ama sonuçta sahada sizin işçileriniz ihtiyaç doğrultusunda paralarınızı istediği gibi kullanıyorlar. Hiçbir açmanız yok, kapatmanız yok. Ama dünya kadar veri topluyorsunuz. Bu veriyi analiz ettiğinizde şöyle bir bilgiye ulaşabilirsiniz. Yazılım size şunu söylüyor. Bak tamam. Senin sistemin çok güzel çalışıyor. Ama şu panon var ya, senin asıl kritik üretim hattını besleyen panon. Senin bu panonda inanılmaz harmonik üreten bir şey var. Bu harmonikler bizi sen görmüyorsun ama analizör bunları kaydetmiş. Bu harmonikler bir gün sana öyle bir yerde panonu trip ettirecek ki senin bütün üretimin duracak, şu kadar para zarara gireceksin. Ya burada harmonik üreten cihazı test edelim, çıkartalım. Eğer o cihaz senin işinin ana ürünüyse, bunu çıkartamıyorsak bir harmonik filtre kullanalım. Ve buradaki üretiminin kesintisiz olarak devam etmesini açalım. Yapay zeka bize bugün itibariyle bu bilgileri verecek durumda. Ne zaman verecek durumda? Eğer biz tüm yapımızı buna göre kurulamışsak. Nasıl? Alt tarafta kurmuş olduğumuz cihazlara enerji verimliliği etkin ve haberleşebilen cihazlar seçersek. Yani bu büyük verimliliği toplamamız gerekiyor. Toplamadan bunu değerlendirme şansımız yok. Topladığımız veriyi kontrol yazılımına aktarıyoruz. Kontrol yazılımları zaman damgalı olarak tüm verileri topluyorlar, birleştiriyorlar. Entegrasyon katmanı aynı zamanda burada yukarı çıktığımızda, analiz katmanına çıktığımızda bütün yazılımlar bu verileri değerlendirip işin özelinde olduğu, az önce verdiğim örnekteki gibi bina örneğindeki, kümlendirme örneği olabilir, enerji yönetimi örneğindeki olabilir. Bunları değerlendirip yapay zeka yazılımları bize tekrar bu prosesi işletmeye fayda sağlayacak raporlarla döndürüp büyük veriden akıllı veriye elde etmemize yarıyorlar. Şöyle bir şey daha var. Tüm yapay zeka uygulamalarında yani hem bina örneklerinde hem sizin çalıştığınız diğer branşmanlarda en kritik konulardan birisi her zaman siber güvenlik. Siber güvenlik tüm bu hatların tamamında gündem alınması gereken bir şey. Yapay zeka algoritmasına bir şeyi teslim ediyorsanız bizim şu anda yapmış olduğumuz buradan danışmanlık almak ama buradan kontrol fonksiyonları da ileride gelecek. Yani yapay zeka artık insanlara
kontrolüne izin vermeden daha hızlı aksiyon alınması için devreye girecek. Özellikle bu aşamalarda tüm katmanlarda, tüm uygulamalarda siber güvenlik her zaman birinci seviyede olması lazım. Bununla ilgili standartlar var. Tüm yapay zeka çalışmalarında siber güvenliği de ön planda tutmanızı öneriyorum. Aslında buraya kadar ben tüm istediğim mesajları vermiş oluyorum. Burada sizin diğer çalışmalarınızdan biraz daha farklı olarak farklı bir perspektif açmaya çalıştım. Aklınıza gelen sorular var mı? Bu yapay zeka algoritmaları nerede çalışıyor mesela sorulardan birisidir burada. Lokalde çalışanlar da vardır, bulutta çalışanlar da vardır. O yüzden siber güvenlik ayrı bir gündem maddesidir. Sorularınız yoksa benim sunumum bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim herkese. Teşekkür belgesini takdim etmek üzere Sayın Sevinç Gülseç hocamızı sahneye davet ediyorum.